Selamlar. Bu YouTube'a özel bir video olacak. Ayın 9-10-2023 tarihinde sabaha karşı 3.30 sularındayız. Uyku tutmadı ve bununla alakalı video çekiyorum şimdi. Başlıktan da gördünüz, Beşiktaş'la alakalı konuşuyorum. Çünkü milli araya girdikten sonra biliyorsun ki maçlar oynamayacak gibi en sevmediğim dönemlerdir ya bu milli aralar. Ondan sonra 12 maç boyunca sadece 2 milli maçı izleyeceğiz ve maçlar olmayacak. Bu benim yayın olayım da sekte yaratıyor. Gündemde ne varsa onunla alakalı YouTube'a özel bir video çekeceğim. Bunu ara sıra yapıyorum. Bazen yayından kesitler olarak paylaşıyorum bunu. Bazen de normal video olarak yapıyorum. Bunları devam edeceğim. Başlıktan da gördüğünüz gibi konu Beşiktaş. Gündem yoğun. Biliyorsunuz Beşiktaş'la alakalı gündem yoğun. Şenol Güneş bıraktı. Takımı geçici olarak Burak Yılmaz yönetiyor. Ve Ahmet Nurçeli seçim kararı aldı ve seçime gidecekler. Sonra tekrar adaylığını koyuyor. Seçilir mi seçilmez mi? Başkası mı gelir kim gelir? Onlar bilemeyiz ama sonuçta seçime gidecek ve Beşiktaş'ta gündem çok yoğun. Şimdi bu videonun da özelliği şu. Ben bir Twitter'da bundan 2 gün önce bir şey paylaşmıştım. Onun üzerinden bir değerlendirme, yorum, analiz artık ne dersiniz siz buna? Biraz da sohbet de denilebilir. Beşiktaş'a alakalı görüşlerim de denilebilir. Bununla alakalı bir video olacak bu. Çok da fazla sizi bu konuyu uzatmadan hemen konuya girelim. Şimdi ben bundan 2 gün önce şöyle bir açıklama yaptım. Dedim ki hatta Twitter'da bu şuraya ekleyebilirim. Twitter'daki tweetimi buraya montajlayabilirim, size görebilirsiniz. Ben dedim ki Beşiktaş'ı ayağa kaldıracak formül Fikret Orman'la Vitor Pereira. Yani bir Fikret Orman başkan olur, Vitor Pereira'nın teknik direktör olmasıdır dedim. Şimdi bunu söylememin nedenlerini biraz anlatayım. Daha sonra bununla alakalı zaten sohbet kendi içinde kendi kendine açacaktır. Bununla devam edecektir video. Bununla beraber, bu konuyla beraber. Şimdi öncelikle her kulüp kriz anına geldiğinde ve bir kriz ortamında yeni seçilecek bir başkan o koltuğa oturduğunda ve kulüp gerçekten takım kriz anındaysa iki tane seçeneği vardır. Bunlardan bir tanesi ya kendi cebinden, kulübün kasasından ve türlü türlü sponsorluklardan bir kaynak yaratıp o kaynağı doğru kullanıp şampiyon takım yaratıp onun üzerinden mücadelesini verecek ve şampiyon olacak. Bununla beraber hem taraftarda hem de camiasında bir kredi, iyi bir kredi toplayacak. İlk senesinde şampiyon olduğu gibisine. Ya da hayır, bizim bu kadar paramız yoksa da rakiplerimizin de kadro durumuna baktığımız zaman bizim onlarla rekabet edebilecek gücümüz de yok. Onun için en daha bu en gerçekçi bakış açısı, biz şimdiden kendi yapı planlarımızı gelecek için kuralım. 2 senenin 3 sene sonrasının takımını kuralım gibisinden bir plan olabilir. Şimdi bunların ikisi de yoldur. Bu ikisi de şöyle söyleyeyim size. Kendi içlerinde olur tarafı da vardır, olmayan tarafları da vardır. Bunun örneklerini, olumlu örneklerini, olumsuz örneklerini gördük. Yani mesela şöyle bir örnek vereyim. Şampiyon takım kurmak. Mesela Dursun Özbek ve Erden Timur yönetime geldikten sonra yaptıkları hamlelerle, Icardi, Mertens falan filan, Torreira falan kurdukları kadroyla bir şekilde bunu başardılar. Yani geldiler, evet Galatasaray 13. bitirmişti. Ona göre bir teknik direktör geldi. Ona göre transferler yapıldı. Ona göre yıldız bir kadro kuruldu. Bunun ekmeğini Galatasaray hemen aldı ve şampiyon oldu. Bu bir. Bu işin, bu planın tarafı, olumlu tarafı. Bu işin peki olumsuz tarafı nedir? Ali Koç'un ilk geldiği zaman Fenerbahçe yaptıdır. Yani galiba yani Jailson haricinde galiba potansiyeline yatırım yaptıkları bir oyuncu yoktu. Yanlış hatırlamıyorsam. Slimani geldi. Gayet tecrübeli bir oyuncu. Kariyerli bir oyuncu. Ayev geldi. Gayet kaliteli bir oyuncuydu. Orada temel hatalar neydi? Joseph, Giuliano gibi, Fernandao gibi oyuncuları sırf kaynak yaratabilmek için sattılar ve yerini dolduramadılar. Yoksa Reyes de Benzia da geldi ama Reyes de Benzia potansiyeline yatırım yapılmış oyuncu değildi. Bazı kiralıktı zaten. Reyes de bedava aldılar. Öyle serbest oyuncu diye aldılar. Öyle bir potansiyeline bir yatırım yapılmadı. Yani Ayew ve Slimani gibi transfere bakıldığı zaman ciddi ciddi Ali Koç ve Komolli ile beraber zaten şampiyonluğa başlayan, yani tek şampiyon olmak şeyiyle beraber çıktıkları bir yolu ve başarısız oldular. Ayer'den de istedikleri performans elde edemediler. Şeyden de ki takımda Valbuena falan da vardı. Slimani'den de Soldado iyi bir performans vermişti. Slimani de galiba bir gol falan atmıştı ve korkunç bir sezondu. Hatta istedik yani kümeye düşme noktasına kadar gitmişti Fenerbahçe. Yani ellerine çok ciddi tecrübeli futbolcular da vardı yani. Bu da bu işin olumsuz kısmı. Yani dediğim gibi siz bir karar veriyorsunuz. Ben bunu yapacağım diyorsunuz. O yolda istediğinizi yapıyorsunuz ama sonuç istediğiniz gibi olmayabiliyor veya istediğiniz gibi de olabiliyor. İşin garip, işin diğer tarafına bakarsak, ikinci yola baktığımız zaman işin daha hani geleceğin takımını kuralım diyorsanız Fikret Orman'ın geldiği dönemde bir feda sezonu oldu. Beşiktaş o zamanlar işte Oğuzhanlar, Olcaylar veya birkaç tane genç, bayağı bir genç oyuncu kadrosuna kattı. Bunlarla beraber feda sezonu yaptılar. Bunlar ondan sonra işte hem Samet Aybaba'nın hem Slaven Bilic'le bir harmanlanma sezonu, yani bir
beraber bir kimya yakalama sezonları geçirdiler. Arkasından tam hazır hale geldiği zaman doğru yıldız oyuncularla, Mario Gomez gibi doğru adamlar transferleriyle, 1-2 kalite eklemesiyle o takım 2 sene 3 sene sonra Şenol Güneş'le beraber 2 sene üst üste şampiyon oldu. Ve Avrupa'da da gruptan çıktılar. Bu da bu işin olumlu kısmıydı. Baktığın zaman hakikaten maliyetleri bayağı azalttılar. Genç oyunculara yatırım yaptılar. O genç oyuncularla sonuca gittiler 2 sene sonra 3 sene sonra. Peki işin olumsuz tarafı ne? O da Galatasaray'ın en son işte Burak Elmas ve Fatih Terim döneminde yaptıkları işte tamamen potansiyel Nelson, Boey, Çıkaldao, Morutan gibi, Mustafa Muhammed gibi tamamen şeyine oyuncuların potansiyeline yatırım yapıp facia bir sezon geçirmek. 13. sıraya kadar düşmek yani. Şimdi onun için bu iki tarafta da kesinlikle bu iyidir, kesinlikle bu kötüdür, doğru strateji budur, doğru yanlış strateji budur diyebileceğiniz bir olay yok. Ya dediğim gibi her iki stratejinin de iyi yanlarından örnek verdim, yapabildiklerinden örnek verdim, yapamadıklarından örnek verdim. Şimdi onun için yeni gelen başkan da, Beşiktaş'ta yeni gelen başkan da şunun kararını verecek. Yani şimdi biz neyi yapacağız? İlk geldiğimiz zaman şampiyonluğa mı oynayacağız ve yıldız transferlere para harcayıp bir takımı şampiyonluğa mı açacağım? Yoksa şey mi oynatacağım? Tamamen potansiyeline mi? Ya yani bu işin daha ileriye dönük bir Beşiktaş kadrosu mu kuracağım? Şimdi benim fikrim şu. Niye Fikret Orman'la Vitor Pereira'yı seçiyorum? Şimdi benim fikrim şu. Beşiktaş'la alakalı şöyle temel bir problem var. Ben Beşiktaş'ı birazcık daha Ali Koç'un ilk 2 senesine benzetiyorum. O seviyeye gelme durumundalar. Yani nedir? Belli bir bütçede problem var, sıkıntı var. Hatta Ali Koç da diyordu zamanında işte bütçemiz iyi değil, devamlı işte paraya basıp milyon eurolar harcayamayız falan filan diyorlardı. Şimdi Beşiktaş'ta da aynı mesele var. Beşiktaş'a önce bir para yok. Finansal olarak baktığımız zaman kötü durumda. Onun dışında kadrosu da çok kötü. Yani burada benimle alakalı çok fazla, yani ben özellikle Chamberlain ve Rebic transferlerinde takımı kötü transferler dediğimde sadece oyuncunun kariyerlerine bakarak, işte Transfermarkt'tan veya Maçkolik'ten bakarak, ya bu adam Milan'dan geliyor, bu Chamberlain işte Henderson'la beraber Liverpool'da oynamıyor muydu diyerek beni çok eleştirdiler, ama gördüğümüz kadarıyla yani herhalde bu saatten sonra hem Chamberlain için hem Rebic için iyi oyuncular diyen Beşiktaşlı yoktur diye tahmin ediyorum. Takımın kadrosuna baktığımız zaman ne Galatasaray'la ne Fenerbahçe'yle gerçekten mücadele edecek ve onların üzerine çıkabilecek, rekabet edebilecek bir takımın olduğunu düşünmüyorum. Onun için hem kadro ve ayrıca son transferlerden sonra zaten maliyeti yüksek oyuncular vardı. Bununla beraber son transferlerle beraber çok ciddi bir mali yük var. Chamberlain, Rebic'in, Aboubakar'ın, Gezal'ın, onun dışında Amartey'in 2 milyon civarında bir maaşı olması falan filan bakıldığında gerçekten hani mali maaş bütçesi olarak da yukarılara kadar çıktı kulüp. Bunların şimdi Beşiktaş'ın bence yapması gereken bir maaş bütçesini tekrardan dengeleyebilmek. İki, bence bir sonraki satıştan para kazandırabilecek oyunculara yönelmesi. Üç, doğru kadro kimyasının oturması. Dört, bununla beraber yönetim ve başkan olarak doğru sponsorluklar ve mali düzenin geri getirebilmesi lazım. Şimdi bunu yapabilmeleri için de şimdi Oxlade-Chamberlain'e siz 3 yıldan 9 milyon euro para verdiğin zaman bir senesini doldurduktan sonra önümüzdeki yaz için söylüyorum. Ona diyemezsiniz ki git. Şimdi bu adamın alacağı 6 milyon euro para var. Zor. Bütün bunlara bakıldığında en doğru, ki Galatasaray'da işte geçen sene şampiyon olmuş, bu sene yenilmeden devam ediyor. Bir beraberliği var Kayseri maçında. Icardi gibi forveti var. İşte Mertens'tir, Ziyeh'tir, Torreira'dır, Endombele, Zaha'dır, Kerem Aktürk. Var, Allah var, sayarız. Şimdi burada saymadıklarıma da abi bunu da saymadın diyebilirsiniz. Fenerbahçe'ye baktığımda İsmail Kartal'a mükemmel bir başlangıç. Tadic, Szymański mükemmel bir top oynuyor. Edin Dzeko, Cengiz sakat ama gelecek. İrfan, efendim Fred, Ferdi, stoper ikilisi Beka Acıko, kaleci Livakovic hakikaten çok iyi bir kadro kurdu ve bayağı namağlup şekilde onlar da ilerliyor. Hiç kimseye kaybetmediler. Ve 16'da 16 mı 17'de 17 mi bilmiyorum ama gerçekten rekor bir başlangıç yaptı Fenerbahçe'de. Şimdi bu iki kulübe, şimdi Türkiye'de şampiyon olmanın yolu nedir? Siz gelirsiniz, takımınızı iyi bir hoca getirirsiniz ama takımınızın kalitesi rakip takımın kalitelerinin üstünse çok böyle inanılmaz şeyler olmadığı takdirde zaten şampiyon oluyorsunuz. Zaten şampiyon formülü de aslında rakipten daha iyi takım kurmak. Yani kendi rakiplerinizden daha iyi bir kadronuz varsa, iyi de bir hocanız varsa, çok inanılmaz batırmıyorsanız bir işi zaten şampiyon oluyorsunuz. Beşiktaş'ın kadrosuna baktığımız zaman hem Okan Buruk'un performansı, hem İsmail Kartal'ın performansı, hem de bunların kadro
şeyleri zenginliğine baktığımız zaman Beşiktaş'ın bu sene, bu sene zaten bu seneyi bence bıraksınlar. Yani bu sene zaten bitti. Beşiktaş'lar da bittiğini düşünüyor ama önümüzdeki sene bu kafayla devam ederlerse şampiyon olma ihtimali var mı? Bence yok. Onun için buna tekrar da çözülecek bu kadar fazla sorunlar varsa Beşiktaş'ın yapacağı plan nedir? Bence şudur. Fikret Orman bence gelmeli. Çünkü Fikret, yani tabii ki de diğer başkan adayları da var bu arada ama ben Fikret Orman'ı şundan dolayı isterdim. Bir kere Fikret Orman 5 kuruş parası yokken Beşiktaş'ın hakikaten dibe vurmuşken alıp hem stat yapıp hem de para kazandırmış adam. Eleştiriler evet var ama eleştiriler Beşiktaş'a para olduktan sonra olmaya başladı. Gerçi bugün bir röportaj yayınlamışlar ama röportajı da biraz izledim. Tabii kendi çapında işte bazı davalıkların sonuçlarını açıklamış ama ya dediğim gibi Fikret Orman para yokken geldiği zaman her türlü başarılı olacak bir adam. Çünkü para yaratabiliyor. Parayı ekonomiyi oluşturabiliyor. Öyle bir adam. Zaten Fikret Orman'ın Beşiktaş'ta eleştirildiği yan zaten ekonomi, yani kötüyken gelip ekonomiyi düzeltmesinden dolayı değil. Ekonomi düzelttikten sonra belli bir parası olduktan sonra o harcamalarla beraber batıp yani bütün taraftarın gelip de paralar nerede Fikret Orman gibi bir slogan atmalarıydı. Ama şu an para yok. Yani hani eğer korkuları Beşiktaş taraftarın gelecek tekrar bizi batıracaksa zaten para yok Beşiktaş'ta. Bu bir kere bunu bilmek gerekiyor yani. Onun dışında çok ciddi bir maliyet, çok ciddi bir ekonomi oluşturabileceğini düşünüyorum. Doğru bir aday. Şu krizde getirilebilecek doğru bir aday. Onun dışında neden Vitor Pereira? Beşiktaş'ta ya şimdi şöyle Beşiktaş'ta bazı oyuncuların zararına gönderilip bazı oyuncuların yerlerine doğru adamlar alınması lazım. Fenerbahçe'den örnek verirsek belki Fenerbahçe şampiyon yapamadı. Belki böyle devam etseydi de Vitor Pereira takımı şampiyon yapamayacaktı ama Fenerbahçelilerin bence yakın tarihteki en büyük facialarından biri olan Alo ben Emre abin transfer döneminin bu kadar sancı çekilmeden atlatılmasının tek sebebi Vitor Pereira'ydı. Ya yani o kadar kötü transferler yapıldı ki, o kadar kötü transferler yapıldı ki belki de Fenerbahçe Vitor Pereira değil, mesela Vitor Pereira yine başka birisi, mesela Jesus gelseydi onun üzerine belki Fenerbahçe şu an başka şeyler konuşuluyordu. Ama geldi Kimmiçe, efendime söyleyeyim Rossi, ki o Rossi mesela çok eleştirilir ama Rossi'den para kazandı Fenerbahçe. Ki bir önceki sezon yaz döneminde gönderilseydi 9 veya 10 milyon euro gibi bir teklif verilmişti ona. Ondan dolayı da 9-10 milyon euro gibi teklif satılsaydı satılırdı ama satılmadı, performansı düştü, 5 milyon küsüre gitti. Onun dışında işte Kimmiçe geldi, Crespo geldi. Crespo da iyi bir, yani Crespo da gerçekten piyasasını uçurmuştu. Onun dışında işte Rossi'dir kendi takımından Zayas'ı mesela kiralık gelen Zayas'ı tuttu takımda. Osayi Samuel ve Ferdi'yi yedeklerde çürümesin dedi. Üçlüye dönüp kanat bek yaparak şu an Ferdi Fenerbahçe çatır çatır bekte top oynuyor. Onun olay veya Osayi Samuel de öyle. Sağ bek ve sol beklerde. Onun tamamen bunu oraya, yani o oyuncuları bu kimliği sokan adam yine Vitor Pereira'ydı. Hatta Muhammed Gümüşkaya ve Arda Güler'e de bir ilk şansı veren adam da Vitor Pereira'ydı. Şimdi onun için tam olarak öyle bir adama ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Yani şampiyonluktan ziyade bunu yapabilecek adama ihtiyaçları var. Tamamen maliyete göre gelip bu katkıyı verebilecek, maaş bütçesini belli bir seviyenin aşağı... Bir de Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye aldırmak istediği de aldıramadığı oyuncular var. Morita gibi adamlar var. Çatır çatır oynuyor. Taş gibi topçu. Eustáquio diye bir oyuncu var. Taş gibi topçu. Beto gibi bir forvet var. Udinese'den bilirsiniz. Taş gibi topçu. Beto'yu Fenerbahçe alsaydı çok büyük iş yapardı. Mesela bir de aldıramadıkları böyle adamlar var. Onun için tam da Vitor Pereira'nın aslında ihtiyaçları var. Tekrardan dediğim gibi Fikret Orman o şeyi iyi yaptı. Ya, o iletişimi de çok iyi kurmuştu. İlla tekrardan feda yapacaksa yapabilirler. Zaten Beşiktaş taraftarı alışkın buna. Tepki vereceklerini düşünmüyorum. Ama böyle yaparak en azından 2-3 sene, 2 sene sonra gerçekten inanılmaz bir takım haline gelebilir Beşiktaş. 2 senede feda edebilir misin? Ya edebilirsin. Zaten Galatasaray'ın kadrosuna baktığımız zaman Galatasaray, yani birazcık da Beşiktaş'ın rakiplerinin kadrolarının erozyona uğramasını beklemek zorunda. Şu takdirde. Çünkü gerçekten zor mücadele etmek. Yani senin 10 numaranda oynayan oyuncu yok. Chamberlain 8 numara mesela. Senin 10 numaran yok. Galatasaray mesela Mertens var. Fenerbahçe'de Szymański var. Senin kanatta bir de hala Gezdal'a bakıyorsun. Sakat bir Gezdal var. Yani, tekrardan sakatlanamaz diye büyük konuşabilir misin? Hayır, ama baktığın zaman rakiplerde dolu dolu kanat var.
Bir tarafta Kerem Aktürkoğlu'nun kolunun üzerine bir de Zaha Laziyehle Tete'ye gelmiş. Diğerine bakıyorsun bir tarafta Tadic. Ya Ryan Kent yedek mesela. Ryan Kent bence Beşiktaş'ta ilk 11 baba ilk 11 oynar. Rebiç'ten daha katkı sağlar. Daha iyi katkı sağlar. Ama adamlar da yedek mesela. Joshua King yedek mesela. İrfan Cenk'i sakatlanmasaydı yedekti. Orta sahada da mesela Fred gibi bir tane adamın var mı? Yok. Torreira gibi bir adamın var mı? Yok. Jetson da iyi, Amir de iyi. Bunlar iyi oyuncular ama o kadar kaliteli oyuncu yok. Bunların biraz erozyona uğramasını beklemek zorundasın. Daha mantıklı. Çünkü bence bu stratejinin ben daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Beşiktaş böyle bir kafaya giderse 2 sene daha şampiyon olmaz. Zaten Sergen Beşiktaş'ın zaten tarihinde böyle her sene ya da her sene olmasa bile 2 sene bir şampiyonlukları yok. Bu arada tekrardan dediğim gibi yani zaten bak bizim Fenerbahçe'nin düştü zaten bak Fenerbahçe'nin düştüğü durum şu. Beşiktaş şimdi düşmeye yakın ona. Fenerbahçe'nin yıllardır düştüğü nokta şu. Fenerbahçe her seferinde şampiyon oluyoruz biz bu sene diyorlardı. Öyle bir kadro planlamasıyla başlıyorlardı. Hep yanlış yaptı. Fenerbahçe'yi bu sene bu kadar iyi getiren nokta neydi? Bir Vitor Pereira, iki İsmail Kartal. Yani kadro mühendisliği ve yapılan transfer. Osayi Samuel'le Ferdi'nin dönüştürülmesi, Zayas'ın kadroya dahil edilmesi, Kim Min-jae, Crespo gibi adamların ve Rossi gibi adamların kadroya transfer edilmesi gibiden başlayan bir süreç var. Yani kadro planlamasını Vitor Pereira yaptı. Oyunculara seviye atlatan ve huzurlu ve doğru takım haline getiren İsmail Kartal'dı. Jesus ara dönem, o çok kötü bir sezon bence. Ama onun dışında Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın birbirlerinin ardı ardına gelip devamlı bir şekilde aynı sistemle devam etmelerinin sonucu Fenerbahçe bu şimdi alıyor. Ama Fenerbahçe bu iki hocayı çıkardığı zaman bütün oyuncular, bütün hocalar daha doğrusu ve bütün sportif direktörler biz bu sene şampiyon oluruz mantığıyla gitti. Sene kaybettirdi Fenerbahçe. Beşiktaş'ın da sene kaybettirir bunlar. Beşiktaş'ın da bu yoldan gerekirse 2 yılını feda edecek ama bunu yapacak. Bunu yaparsa tekrardan belki 2 sene sonra baktığın zaman oyuncu takımlar da erozyona uğrayabilir rakipleri. Bunun da şey yaptığı zaman tekrardan 2 sene üst üste Beşiktaş şampiyonluğu görebiliriz. Bence bu stratejinin daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Benim kendi görüşüm bu. Tabii bakacağız ileriki dönemlerde Beşiktaş yöneticileri, yeni gelen başkan nasıl bir strateji şey yapacak ama benim Beşiktaş'la alakalı önerim diyeyim, analizim, sohbetim, bu konu hakkındaki görüşlerim bunlar. Daha başka şeyler olursa, konular olursa yine bu YouTube özel videolarla bunları anlatırım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum atmayı, bir de hangi konu hakkında yorum yapmamı istiyorsanız bir sonraki video için yorumlarda bunu yazmayı unutmayın. Görüşürüz.